Yetenekli hanımlardan herkese merhaba. Bugün hem çok pratik, hem çok lezzetli, hem de günün her öğünü afiyetle tüketebileceğiniz kurtarıcı bir yemeğim var. Fırında baharatlı patates. Bunun bir ölçüsü yok, dilediğiniz miktarda yapabilirsiniz. Kabuklarını soymuş olduğum soğan, patates ve sarımsakları kabın içerisine alıyorum. Ben patatesleri küçük kullandığım için bölmedim. Eğer büyük patates kullanacaksanız ortadan ikiye veya da dörde bölebilirsiniz. Kabın içerisine almış olduğum sebzelerin üzerine karabiber, kırmızı toz biber, tuz ve bolca zeytinyağı gezdirdikten sonra güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra tepsinin içerisine alacağım. Lezzetini arttırmak için tepsinin tabanına bir tatlı kaşığı biber salçası ekledim ve fırçayla salçayı tepsinin tabanına güzelce yedirdim. Eğer isterseniz salçanın üzerine küçük küçük doğramış olduğunuz kuyruk yağı ekleyebilirsiniz. O da çok güzel bir lezzet veriyor. Salçayı tepsinin tabanına güzelce sürdükten sonra üzerine soslamış olduğum sebzeleri ekliyorum. Şöyle güzelce düzeltiyorum üst üste binmemelerine dikkat ederek. Daha sonra üzerlerine birer parça tereyağı bıraktıktan sonra ıslatmış olduğum yağlı kağıdı üzerine güzelce kapatıyorum. Şöyle kenarlardan da sıkıştırarak iyice kapatıyorum. 200 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1 saat kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi patatesler çok güzel kızardılar. Altları, üstleri çok güzel pişti. Şimdi bunları lavaşa sararak dürüm hazırlayacağım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek vermek için abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalımdaki diğer tariflere de göz atmanızı tavsiye ederim. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Lavaşı tabağın içerisine aldım. Üzerine patates, soğan ve sarımsakları ekliyorum. O kadar güzel pişiyorlar ki gördüğünüz gibi şimdi sarımsağa dokunduğum anda lokum kıvamında dağılıyor. Şöyle sarımsakları da ezerek lavaşa sürüyorum. Üzerine haşlanmış yumurta dilimleyeceğim. Haşlanmış yumurta ve yeşillik bu dürüme inanılmaz yakışıyor. Güzelce haşlanmış yumurtayı da doğruyorum. Dilediğiniz her çeşit yeşilliği ekleyebilirsiniz. Ben roka, maydanoz ve nane ekleyeceğim. Yeşil soğan da çok yakışıyor. Eğer varsa mutlaka yeşil soğan da eklemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi gerçekten çok güzel oluyor. Çok lezzetli oluyor. Bunu günün her öğünü afiyetle tüketebilirsiniz. Başka yanına hiçbir şeye gerek yok. Üzerine de bolca pul biber serptim ve lavaşı sarıyorum. Dürümüm artık hazır. Şöyle keserek size içinde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Eğer denerseniz yorumlarda bana geri bildirim yaparsanız, sonuçları benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.